Nerede olsa. Ha orada. Baba çok komik hissettim. Komik duruyor. Tamam. Bizler de gelsin başlayacağız. Bir şey diyeceğim mi? Biz merhaba diyeceğiz. Ondan sonra sen de merhaba arkadaşlar dersin. Öyle başlarız. Böyle konuşun, şöyle yapın diyordum. Şimdi intikam vakti. İyi de kızım. Ben nereden bileyim? Bilemezsen sorulara rezil oldum. Bilemezsen o zaman kızlarını tanımıyorsun demek. Dilara! Hadi. Biz ikimiz de siyah giydik, sen beyaz giy. Cezası da var bu arada. Ceza da olmaz. Neden? Ceza nasıl olmaz? Ceza yapacaksın. Diğer şey diyordu, babam her bilemediği sorunun yanlışında makyaj... Ceza babaya makyaj etsin. Ben dedim ki makyaj olmaz. Hep rezil olurum. Hadi bakalım. Sırlarınız nedir o zaman? Tüyo veren yok. Hiçbir tane tüyo yok. Bakalım ne diyor. Şu an kamera açık, sen biliyor musun? Yok. Açık. Kaydediyorum. Evet. Niye o kadar kaydediyorsun? Kaydetsin, olacak. Şarjı bitecek. Bitmez. Senin sorular kolay mı? Biraz kolay benimkiler. Sen de de? Demem. Ha? Demem. Dilara çabuk et, bana sorular söylettirmeye çalışıyor. Dilara sorular kolay mı? Hayır. Gel. Bana biraz kal, Dilara sıksın. Evet. Şöyle mi? Bilmiyorum, rahat ol hadi. Başlayalım. 1, 2, 3. Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve YouTube videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben gülmekten bu videoyu çekemeyeceğim bugün. Neyse. Arkadaşlar sanki zorla babamızı burada oturtturmuşuz gibi bir algı. Önde ekip var, silah tutuyor. Kalkma sakın. Neyse. Çok sıcak bugün, bu arada. Evet, kapattım klimayı. Hemen sıcakladı ama. Bugün babamız bizi ne kadar tanıyor adında bir video çekeceğiz. Ben sorularımı hazırladım. Ben de telefonumda hazırladım soruları. Dilara kağıdı hazırlamış. Kolay mı bilmiyoruz. Artık babam Dilara'yı mı daha çok tanıyor, beni mi daha çok tanıyor göreceğiz. Yani aslında bu sorular böyle çok ucu açık sorular değil. Kendimizle alakalı kişisel sorular hazırladık. Ben bilmiyorum babam ya. Babam umarım beni tanıyordur. Bana geliyor ki Hande'yi daha çok tanıyor. İyi de şimdi üzülmek yok sıra, babam beni tanımış. Yok üzülmeyeceğiz. Acaba benim tahminim Dilara'yı daha çok tanıyorsun. Çünkü ben daha çok söylendiğim için belki beni daha evet, çok tanıyabilir. Evet, Dilara çünkü her şeyden şikayetçi olduğu her şeyi söyler. Beğendiği ya da beğenmediği her şeyi söyler. O yüzden ben Dilara'yı daha çok tanıdığını düşünüyorum. Ya da yemediğim şeyleri sürekli söylüyorum. Ama ondan birkaç soru sordum. Oradan geçer, diğer sorulardan kalacağını bir düşünüyorum. Bir mayonez yemediğini biliyorum. Soruların içinde vardı bu arada. Orada soruları asla ama asla babamıza söylemedi. Evet, video öncesinde beni konuşturmaya çalışıyor. Ve videonun sonunda da ceza olacak. Çünkü cezasız bir challenge asla ama asla olmaz. Evet, ne diyorsun baba? Babam bu görüşteki düşünceleri. Ceza olmasın ya. Şimdi evet. Ceza alan taraf üzülecek, olmasın. Ve ceza sen alacaksın. Olmuyor. Sonuçta ben de üzüleceğim o zaman. Bir dakika. Netiz. Ceza olmasın ya. Cezayı videonun sonunda düşünürüz. Kaybeden taraf bugün plaja, denize girmeye hesap koyalım. Tamam, o zaman kaybeden denize devam ettirelim. Kaybeden denize girmesin. Deniz kenarda beklesin. Ayaklarımızı sokmuyoruz galiba. Videonun sonunda arkadaşlar denize gidiyoruz. Kaybeden olursa denize giremeyecek. Kıyıda köşede bizi bekleyecek, yani girenleri bekleyecek. Kötü oldu bu. Tamam o zaman hadi ilk başta. Sıcaktı yaslığa giremeyeceğiz galiba. İlk soruyu kim soruyor? Taş kağıt makas. Her zamanki çalışmalarımızda. Tamam o zaman. Taş kağıt makas. Taş kağıt. İlk ben soruyorum. Hazır mısın? Ama ben aynen. Hazır mısın babacığım? Ben hazırım da kolaylardan başlayın. Tamam, çok kolay bir sorudan başlayacağım. Hadi bakalım. YouTube yıl dönümü tarihimiz nedir? Wow. Kaçıncı yılımıza gireceğiz? 8 Ağustos olduğunu biliyorum. Harbi biliyor.
8 Ağustos olduğunu biliyorum. Hatta bir gün konuşurken demiştin ya, doğum günüm 8 Eylül. YouTube 8 Ağustos. Orada aklıma kalmış ama 7 yıl mı onu bilmiyorum ne kadar olduğunu. Tamam, bir tane söyle. 7 mi kaç? 7 mi kaç? 10 mu? Yani kaç yılında YouTube'a ilk videoyu attık öyle söyle. 2016 mı? Ay yanlış. Bir tane daha hak veriyorum. 2016 olsa... Bak ben kağıt kalem dursun. 2018. Ama biz o kadar yeni miyiz? 7 yıl diyorum, geriye gidiyorum. 6-7 yıl. Doğru ya. Baba senin matematiğin çok iyiydi yani, ne oldu? Ama ben şimdi 5'e giderken mi? 5, 8... Birazdan yorumlu bakalım, süren varsa bu işte. 5. 10 saniye kaldı. 10 saniye kaldıysa 2015 diyorum, bırakıyorum. 2014. Aa, doğru cevap 2014. 2014 mu? Gerçekten. Evet. Bayağı yanaşmışım. Ama bir de şöyle, bayağı küçük yaşta başladık. İlk başlarda sizden gizli çekiyorduk. Bu kızlar ne yapıyor odada diyordunuz. Şey diyeceğim yani, bu üniversite olayları çok hızlı geçtiği için. Değil mi? Çok çabuk evet, büyüdük. Çok çabuk büyümüşüm. İlk soruyu bilemedi, hiç çarpı koyuyorum. Tamam. Şimdi... Ama 2014-2015'te bu nedir ha? Bir dakika, kabul etsek mi? Ne dersin? Hayır. Bence çok yakın. Ama bir dakika, 8 Ağustos'u bildi. Ama 8 Ağustos'u bildiğime göre soruyu bilmem... Bilmiş sayılmaz. Gerçekten 8 Ağustos'u bilmiyor. Bu kadar şey oldu. Hayırlı da. O zaman bir tane bildi, bir tane bilmedi koy. Yavuz. Nasıl oldu? Neyse. O zaman bildi diyelim. İlk soru. Bildi. Evet, gerçekten bildi. Çünkü 8 Ağustos'u bildi. 8 Ağustos'u bildi. Hiç bileceğini düşünmüyorum. Hatırlatalım arkadaşlar. Yani 8 Ağustos ve bizim 8. yıl dönümümüz olacak. Evet. Bu videoda 8. yıl dönümümüze özel olmuş olacak. Ben 7 dedim, olmadı. Doğru. Şimdi benim ilk sorum. Benim burcum ne? Yani ama burcu... Bu arada ikimizin de sorduğun sorular ikimiz için de geçerli. Hem onun ikini cevaplayacaksan benim için. Evet. 1 Mayıs benim burcum... Terliğin adam ya, peçete geçir. Şu an 8 yılın hıncını alıyormuşum gibi hissediyorum, biliyor musun? 8 yıl boyunca arkadaşlar babam videolarda... İzlediği tüm videolarımızı izliyor. Sürekli şöyle diyor mesela, eksiğimizi gördüğü zaman şunu yapın, şöyle konuşun, akıcı konuşun, eğlenceli olun diyor. Şu an tüm bize dediklerini kendi uygulamaya çalışıyor herhalde. Ama zor soru da kızım. Ben burcu nereden bileyim, atıyorum o zaman. O zaman doğum günü tarihlerimizi söyle. Doğum günü 8 Eylül. Ama doğum gününü sormadım. Bu farklı bir soru. Tamam, 2002. Onu tamam. Tamam, doğum gününü biliyorum. Eylül hangi burca rast geliyor onu bilmiyorum ki. Tamam, biraz böyle hani ben böyle çok titizim. En titiz burç. Aynen. En titiz burç nedir? Yay mı? Yay mı? Bunu nasıl bilemezsin? Kaybettim babacığım. Biz de bir burcu... tane daha söylesin, bir tane daha söylesin. Gerçekten. Ağzına kaçırdım ama az önce. Hayır, duymadım. Titiz. En titiz burç böyle. Dilara özelliklerini taşıyor, ben çok taşımıyorum burcun. Annenin burcu ne? Annem burcu. Ama şöyle bir şey var. Kavga var. Benim babam burçlarla pek ilgilenmediği için bilmemesi evet, gayet normal. Hiç araştırmamış ya da... Tamam, ona söyleyelim. Tamam. Yanlış cevap bu. Bunu kabul edemeyiz. Tamam. Burcumuz Başak. 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 Senin burcun ne? Oğlak. Kendi burcun nasıl? Evet, ben burcunu biliyorum da yani okumuyorum, inanmıyorum o şeylere. Onlara göre hareket etmiyorum. Ya tamam. Bazı insanlar çok şey yapıyor da ben... Onlar şey. Ya babamın ilgi alanına girmiyor. Aynen. Ters taraftan geldi. O zaman sorumu soruyorum. Çocukken en sevdiğimiz TV şovu neydi? Ne? Yumurcak TV. Neyi? Tamam. TV şov derken? TV şov yani en çok izlediğimiz çizgi film. Po. ne? O toprağın altına çıkıyordu ya. Po. Toprağın ne çıkıyor toprağın altından? 3 tane vardı ya, ekran vardı karınlarında. Şey Dilara, evet adı neydi onun? Filiz abla biriydi. Evet. Doğru bildik ama adı neydi onun, ekran şuraya bir yere fotoğrafını koyalım anlasınlar. Po, bir tanesi Po idi, öbürü... Doğru bildi böyle. Direkt yiyorlar. Evet. Ekran vardı karınlarında. Evet. Tamam, doğru, kabul et. Biz bile ismini unuttuk şu an. En küçüğü sendi. En küçüğü sendi. Evet, pembeli olan bendim galiba. Diğeri Filiz abla. Bir tanesi de abi. Evet.
Tamam. Dilimin ucunda şu an. Tamam. Neyse, ekrana koyacağım ben onu bulup kesinlikle. Ama doğru bildim. Ama ben hep boğuldum biliyorum. Tamam, boğum. Onu bile hatırlamıyorum. Benim sorum, bunu en biliyorsun, en sevmediğimiz sebze. Hande'nin ve benim. Aynen. Hande yiyor da maydanoz. Sen yemiyorsun. İkimiz de aynı. Tamam, bir tanesi maydanoz. Hande'nin ben biliyorum. Ne? Evet, doğru. Baba, benim en sevmediğim, yemediğim sebze ne? Sen de sevmiyorsun. Anne, sen hepsini yiyordun şimdiye kadar. Nerede çıkıyor? Ama zaten eve de almıyoruz ki onu. Sen anne de çok fazla yapmıyor. Eve de almıyoruz. Bamya mı? Başka daha var. Başka bir tane daha var. Dur diye geliyor. Hadi. Eve çok almıyoruz sen. Kapuskaya şey, bir tane karnabahar. Kapuska. Karnabaharı çok benzeyen. İkisi, o da var. Aynen. Bir tane daha var. Ona benzeyen bir tane daha. Karnabaharı çok benzeyen bir şey var. Karnabahara benzeyen bir şeyim var. Ne olduğunu bilmeyebilirim. Tam doğru tamam. Ama brokoli ile karnabahar. Allah'ın hatırlarına gelir, o geçerlidir. O doğru. Şimdi ikimizi bildin mi? Kesinlikle. Çünkü doğru. Sen bamyayı da sevmiyorsun, evet. Aralarında var. Evet, hepsi o zaman şimdi ben o zaman ne yapacağım? Doğru bildin. Nereye tıkladın? İkimize tek. Tik tik at. Hayır, bu babanın sen ki. Sen nasıl yapıyorsun bunları? Babaya sorduğumuz ilk soruyu. Bu nedir? Annen de, benim de, senin de, şimdi bizlere sorduğumuz babanın iyidir. Ya bu nasıl bir tablo? Ayrıca yapılar. Kaç kere aynı bir çarpı atarsın? Bir de kaç kere? İlginç de bir çarpı atarsın. Tamam, bir tane, iki tane, bir tane. Bir tane bilemedi. Bu zamanki şu ana kadar. Evet, iki tane bilemedi. Bir tane bilemedi. Ben bulmadım ben. Şu anda buradan yüksek olası kadar. Ha, böyle. İyi de seni daha iyi tanıyorum bunu. Aa, onu söyledim. Ben size buradan yürüyordum. Şu anda Hande'ye bak. Baba, şu anda ilk sorunu bilemedi. Sorunu bilemedim. Bak şimdi. Hande. Bak, sorun değil, ayırt etme. Sorun da ortak. Anladın mı? Tamam, Hande iki çarpı bir araya gir. En çok kullandığımız sosyal medya platformu nedir? YouTube'dan fazla ne kullanırsınız? Instagram. Doğru. İkiniz de Instagram, TikTok'tan. TikTok değil yani. TikTok da diyebilirdi. Bu arada babam TikTok çok izliyor. TikToker olmuş. Yakında babam da TikToker yapacağız. Hadi sen. İkimizin en uğurlu rakamı. Hiçbir şey konuşmadınız ama. Ya böyle tahmin yürütürsen çok bariz ortada. 8 olur. Evet, benimki de 8. İkimizin. Ama Dilara'nın daha önce 6'ydı. 6'ydı çünkü değiştirdim. Uğurlu sayısı nasıl değişir insanı? Çünkü en yakın arkadaşımın doğum günü tarihiydi. Artık küs olduğumuz için. Bir insanın uğurlu sayısı Dilara. Arkadaşın doğum tarihi mi olur? Evet. Tamam, senin uğurlu sayın ne? Ben 13 diyorum. 13 mü? Herkese böyle uğursuzluk getiren bir sayı normalde ama sana uğur evet, getiriyor. 13'müş. Ama hiç denemedim tabii ama 13 diyorum. Benim artık 8. Çünkü yıldır mı hiç denemedim dedi. Yani 13 ile ilgili hiç başıma bir şey gelmedi ama 13. Evet, 13'ü ben duymuştum, eskiden konuşuyorduk. Evet. Artık 8 çünkü doğum günü tarihim 8. Ben de değiştirsem 8 yapacağım. Tamam. 8'i yan yatırsan sonsuzluk oluyor. Ben aslında biraz da onun için seçmiştim. Biraz klişe oluyor ama. Benim sorularım bitiyor. Sen de... Gittim. Videonun sonunda o mu bu mu sorularına geçelim ama tamam mı? Tamam. Daha kolay olur onun için de. O yüzden sen bir tane koy. Bence şu an çok iyi gidiyorsun hiç baba ya. Hiç yorulmadın. Baba bence bunu çok iyi bileceksin. Sen altta indiğinde soruyorum ama iki tane soru söyle bana da. Hiç şey yapmıyor. Yaşmadı. Hande ile benim en çok severek kullandığımız makyaj malzemesi. Böyle onsuz yapamadıklarımızdan. Benimki ne? Sen kendikini bilmiyor musun? En sevdiğin makyaj malzemesi senin ne? Tamam, biliyorum. İyi de bu... Aynalar onu döleyeceğim. Hangisini şey yapacağım? Çekmeceler döley. Ya bu bile ben bu atajını yiyeceğim. Yakınlaştırıp aynaları öyle doley yazacağım. Aynaları da öyle doley. Dolu değil, doley. Rizeliyiz da. Rizeliyiz yani. Şeyim azıcık kayıyor. Evet. Gülmekten alakalı var. Ne olabilir? Evet, hangisi o? Tamam, YouTube. Fırça. Olmazsa olmaz. Krem olsa ne olacak? Süremez. Krem mi? Ooo, mantığı gördün mü?
Fırça. Fırça olmazsa süremezsin. Krem olsa ne olacak diyor. Krem dedin de fondöten arkadaş. Fondöten olsa ne olacak diyor. Bir dakika. Babamın gerçekten arkadaşlar makyaj bilgisi yok. O yüzden bence yok Dilara. Bir gün babamız bize makyaj yapsın istiyorsanız. Oo. Kesinlikle yorumlara yazın. İstanbul'a geldiğinde babam bu videoyu çekeriz eğer isteniyorsa. Babam üstüne önünde bir sürü makyaj malzemesi koyacağız. Al sana hiçbir şey demeyeceğiz. Alacağız, bize süreceksin, uygulayacağız. Tamam mı? Bence mükemmel bir içerik olur. İstiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza zaten abone değilseniz abone de olursunuz. Neyse sorumuza gelelim. En sevdiğiniz makyaj malzemesi. Mesela Dilara'nın yüzüne bak. Hangisini daha çok yoğun sürmüş, yapmış? Şuralarda fondöten var. Bir de şey var, o bir tane ne kalın krem mi diyorsunuz? Numaralı bir şey. Kalın numaralı krem. 8 numara mı? Green. Ay. Bir şey değil. Çıkarıyorsun şeyden de böyle fırça gibi bir şey. Evet tamam, adı ne ama? Adı ne? İkimizinkisi de aynı çünkü. İkimizinki de aynı. Adı ne? Annem de çok kullanıyor. Sen almıştın hatta anneme. Adı. Ama tarifini yaptım da. Hatırladın. Rumen mi? Rumen arkadaşlar, Rumen asla değil. Ama neyse bildi ya, gerçekten bildi. Tarifini yaptım da. Evet tamam, doğru. İsmini bilmek zorunda değilsin ama tarifini yaptın. Çıkartınca ucunda fırça olan bir şey. Tamam. O zaman diğer soruya gelelim. Diploma notun kaç? Benim de yıl sonu ortalama. En kolay bileceğim sorulardan bir tane soru. Zaten diploma notu 4 üzerinden. 4, sadece 4. 4'ten aşağı tahmin et işte. 4'ten ben içliğim kör düşünüyordum ama. Kızın 4'ten aşağı değil mi? Senin notun olsa olsa... Virgüllü de olabilir bu arada. 3 bir şey bir şey. 3.14 olur. Benimki kaç mesela bu yılki son diploma notum ortalama? Sen bayağı çalıştın, 100 aldığını biliyorum. Kaç ama? 4 üzerinden kaç benimki? 4 üzerinden. Seninki de olur. Benimki 3.55 falandı. Dilara'nın diploma notu, mezuniyet notu. 3.75 miydi? Ne? 3.75 değil miydi seninki? Benimkisi 3.5. Ha 3.5 mu? En sevdiğimiz renk. Bir tane seçtiler, 3 tane renk yazmışsın buraya. Yani 3 tanesinden bir tanesini bilirse kabul olsun diye. Ha okey, tamam. Benim en sevdiğim... Pembeyi seviyorsunuz zaten. Şimdi orada şey yapmayın. Pembeyi her zaman küçüklükten beri bir sürü pembe kıyafetleriniz vardı. Son zamanlarda pek şey yapmıyorsunuz. Bir tane daha söyleyeyim. O zaman da beyaz diyeceğim yani. Gene mi yok? Beyaz mı baba? Renk değil mi beyaz? Beyaz tabii ki de renk ama beyaz değil yani insan... Senin en sevdiğin siyah değil mi mesela? Ya seviyorum ama yani şimdi sen siyah demek istemiyorum sen. Mor. Oh. Benimkisi pembe, doğru. Doğru bildi, mor. Mor değil mi? Evet, hiç değil. Hiç, bir de böyle yaptı mor. Hiç düşünmedim. Sarı falan dersin diye düşündüm. Kimse tik atıyorsun. Tamam, doğru bildin. Hande ile bizim ayak numaralarımız kaç? Bunu %100 bildiğine eminim ama yine de sordum. Bunu %100 biliyor zaten. Şimdi Hande'nin bazen 38 parmağını eziyor. Bak, parmaklar uzun biraz. 38 mi eziyor? Evet, Hande 40 giyiyor arkadaşlar falan. Ama, abarttın zaman. Ama 39'u kaldıramaz, ayaklar çok düşük. Hande kesinlikle 38 diyorum. Bana. Ama terlikler de 37 giyiyorum. Ya evet. Sen de 37 kızsın. Doğru. İkimiz de bilin. Helal olsun. Baba gibi baba. Filiz de 36. Filiz de 36. Evet doğru. Bu nasıl bir soru Dilara? Sorunu çalıyorum ama. Bir dakika. Bu nasıl bir soru? Sence biz Hande ile birlikte, yani Hande ile daha çok kısa tırnağı mı kullanmayı daha çok seviyoruz yoksa uzun tırnaklar mı? Tamam, şimdi ben size bir şey anlatayım. Hadi anlat, dinleyelim. Hazırladınız, gidiyoruz. Ben de sizden beraber geliyorum. Tramvay, in, bin, şu... Kadıköy'e gidiyoruz. Doğru, Kadıköy'e gidiyoruz. Ben de bileyim, gezeceğiz tabii. Giriyorlar bir tırnakçıya, bak iki paçet, üç paçet. Çıkıyor dışarı Hande Hanım. Ya ne yapsak şimdi, havada gidelim mi? Niye geldik, niye gidiyoruz?
almış tırnak mı? Tırnak dese beni Üsküdar'a götürüyor şeye. Havuka dalgalı uzun tırnakla. Evet ya. Kesinlikle tırnak. Arkadaşlar tırnak şöyle. Doğru. Biz o zaman İstanbul'a yeni gittiğimiz zamanlarda babamla bu arada daha taşınmamıştık. Evet, daha taşınmamıştık. Üsküdar'dan babamı aldım, hadi gezelim diye Kadıköy'e götürdüm. O zaman Ümraniye. Ümraniye'den götürdüm, doğru. Ümraniye'ydik, evet. Evet, Ümraniye'den götürdüm. Kadıköy'den gittiysen kolay. Ben de miyim lazım sırada. İşte Ümraniye'den babamı aldım, gezdireceğim diye Kadıköy'e götürdüm. Kadıköy'de Çilek Sokak var, biliyorsunuz. Bir dakika, şeyde indiğimizi söyle de bir metrobüse bindik. Onları anlatmıyorum zaten. Yolun gidişatı anlatmıyorum. Bir de İstanbul'a biz yeni yeni alıştığımız için hiç yani ulaşımda çok iyi bilmiyoruz. Sürekli bir otobüs, metro falan kullanıyorduk. Babam daha çok metroyu seviyor çünkü çok rahat yani. Evet, sonra işte babamı Çilek Sokağa götürdüm. Çilek Sokak'ta alacaklarımı aldım arkadaşlar. O zamanlarda da böyle proteze benzeyen takma tırnaklar çok modaydı. Protez çok önde değildi. Protez yapılmıyordu henüz. Yıllar ben yıllar de önce. Evet çok önceden. Ben de gittim tırnaklıdan tırnakları aldım, çıktım dışarı. Babam dedim ki ne yapalım hadi gidelim işte sıkıldık falan yaptım. Babam da bana diyor ki daha yeni geldik biz tırnak için mi geldik dedi. Ondan sonra gerçekten oradan geri döndük. Hiçbir şey yapmadım. Gerçek biraz gestirsin. Gerçekten döndük. Döndük. Hava mı sıcak? Ben o sıra bu arada Rize'deyim. Babamla Hande İstanbul'da. Evet, ben erken dönmüştüm ve de gelmemiş miydim? Ben niye yoktum? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Fark ettim ki ikimiz de eşit tanıyor. Eşit sorulara aynı cevap veriyor ya da bilemediklerini ikimize de bilmiyor. Şu an öyle gidiyor. Tamam bittim ben gideyim mi? Hayır! Dur! Azıcık kaldı. İki soru kaldı. En sevdiğimiz dondurma. Ama böyle vanilyalı mı, kakaolu mu, çilekli mi, karamelli mi? Beni kandıramazsınız. İkinizin sevdiği dondurma bir değil bir kere. Ne? Dilara yıllarca limonlu yiyip de bugün bana başka derse ben onu kabul etmem. Yıllarca eğer dondurma alışma baba limonlu da aldır, limonlu da aldır evet, derdi. Doğru hatırla. Doğru. Sonradan ağız tadın değiştiyse onu bilmiyorum. O Dilara limonlu kırık. Aa çok iyi hatırlıyor ya. Çok oldum şimdi. Ama buraya ne yazmış biliyor musun? Hayır bir dakika senin cevabını söyle. Neyse cevabını ver. Ben ne istiyorum? Sende çikolata parçalı sade. İnanmıyorum. Şok oldum. Yıllar önce evet hep sürekli sade dondurma yerine parçacıklı alıyordum. Ben de küçükken sürekli limonlu dondurma çok yerdim ama şu an vanilyayı daha çok seviyorum. Babam da kakaolu seviyor bence. Doğru mu? Magnum klasik. Tamam ikimiz de bildi. Arkadaşlar ben aynen şok geçirdim. Bakın tepkilerimizi şey yapmayın gidin babanıza sorun. Baba ben anneli dondurma seviyorum deyin. Bakalım bilecek mi? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazın. Evet. Çok kolay bir soru. Bunu niye yazdın ki? Ama ki ben geçirdim. Evet, tamam. Şimdi o mu bu mu sorularına geçelim o zaman. O mu bu mu tamam sorusun. Şimdi soru soracağım. O mu bu mu diye. Yaz mı kış mı bizim için? Bizim için yaz mı kış mı? Biz hangi mevsimi daha çok severiz? Tabii ki yaz. bir dakika. İkimiz de eşit bildiğine göre bugün kim denize giremiyor? Biz mi? İkimiz de giremiyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki babamla hep böyle vloglarda çekiyorduk falan ama böyle uzun uzun hiçbir video çekmemiştik. Bugün de bir aniden gelişti yani hiç planlamamıştık. Ve bu arada bizi... Bakayım gözlük evet camlarım baba biraz parlıyormuş onu şu an fark ettik ama özür dilerim. Önemli değil ya. Neyse biraz yakına gelelim de. Hani bence kamerayı yakına alalım. Hani bir tişörle yapalım. Arkadaşlar babam gözlük camlarını parlamasın diye bir sürü para verdi ama parlıyor. Hala parlıyor. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada babam ekstra bronzlaşmış çünkü tatil adamı tatilden yedik. Baksana ten rengimize. Tatilden dönmüyorsun tabii ki. Yani tek başına tatillere gidiyorsun. Ah! Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Baba senin düşüncelerini alalım ve kapanışta bu sefer sen yap. Ben mi yapayım? Sen yap. Ya versin beni yapmayayım.
Sen yap. Görüşürüz arkadaşlar, de sizi seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar, sizi seviyoruz. Eğer çok babamla ediyorum. Daha çok video istiyorsanız bu videoyu beğenerek bunu belirtebilirsiniz. Hatta yorumlar kısmında bunu da belirtmeyi unutmayın. Farklı istek videolarınızı da yorumlarda bekliyoruz. Çünkü yorumlarımız açıldı. Kesinlikle hepinizi buradan kocaman öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hep birlikte kapanışımızı yapalım. Aslında. Saygılar. Arkadaşlar Hande yeni koltuk takımını kalem yaptı. Şimdi annem görmeden bunu temizleyeceğiz. Burası ve burası bulaştı. Aslında annem bu videoyu izleyince bunları görecek ama biz görmeden halledelim.